Neredeyse gelirler. Sabri, adamlara söyle bozdağınlarla arayı gelmesinler. Tamam abi. Senin mermi filan öldürmez harbi. Eğer bir gün ölürsen boğazın yüzünden öleceksin. Keyfimden yemiyorum. Tatar, stresten. Bak şu yaştan sonra uğraştığımız meselelere. Nasıldı tavırları bozdu onların? Akıllı duracaklar mı? Öküzün ne tavrı olacak? Öküzün bildiği toslamak, tıslamak. Koy önüne bir balya samanı. Trene bakar gibi baksın. Bana öküzlük yapmaya kalkarlarsa dinlemem. Vururum bıçağı boyunlarına. Hayır Tatar. Hiçbir şey yapmayacaksın. De ki niye? Birincisi, burası senin mekanın. Kendi ayağıyla buraya gelmiş adama bir şey yapmak sana yakışmaz. İkincisi, sen demiyor muydun ki bunlar bizim muhatabımız değil? Şimdi gider yaparlarsa Ömer'e yapmış olacaklar. Sen ben üstümüze alınırsak öküzü muhatap almış oluruz. Mekanıma gelen adama dokunmam ama mekanımda terbiyesizlik yapan adamı affetmem. Mekanına gider, başına yıkarım. Tatar, baştan ortamı germe ki üstümüze sıçramasın. Ha meseleler hallolsun, sonra istediğin yere gider, istediğini yıkarsın. Ortak, sana bir şey soracağım. Dinliyorum. Sen bugüne kadar benim hiç tırstığımı, korktuğumu, birine eyvallah ettiğimi gördün mü? Görmedim. O zaman şimdi söyleyeceğimi ona göre dinlet artık. Endişe etme. Kulak arkası yapmam. Koskoca Tatar Ahmet. Harbi. Bozdoğallarla seni barıştırmanın peşine düşmüşler. Bu adamlar bile çekiniyorsa sen bu işi büyütmeye değil, çözmeye çalış. Mesaj alındı, merak etme. İskender yolundan çekerseniz yollarımız kesişmez demiştin. Ama sonunda geldin, bizim yolumuzun ortasına oturdun. Kader. Ama umudum var. Yeniden deryaları açılıp huzur bulduğum hayata geri döneceğim. Bu dediğini yaparsan söz. Ben de gidip sana bir çoluk yapacağım. Haber veririm. Akşamlar. Oo. Hoş geldin delikanlı. Gel otur. Ben hemen konuya gireceğim. Az evvel Tatar'a da anlattım. O psikopatları en iyi ben tanırım. O zamanlar tam bir psikopat. Yani anlayacağın deli. Ve deliye kızılmaz. Akıl bari olmadıklarından ne söylediklerini de bilmezler. Onun için duymazdan geleceksin. Ben bu konuyu kapatacağım. Rahat ol. Tamam mı yeğenim? Merak etmeyin. Koskoca,
Tatar Ahmet harbi duymuyorsa ben de duymam. Eyvallah. Harbi ara bulucu olarak ben de bu görüşmenin hamisi olarak bir yere kadar sabredip bu deliği paketleyip göndermek niyetindeyiz. Senden de sabrımızın sınırlarını zorlayacak durumların ortaya çıkmaması için hassas davranmanı bekliyoruz. Eyvallah. Umarım sabrınızın sınırı geniştir. Abin nerede? Yolda mı? Niye yalnız geldin? Benim gelmem yetmiyor mu? Abini bu masaya davet ettik. Davete icabet gerekmez miydi? Kendisini bu kadar göreceğiniz geldiğini bilse kesin gelirdi. Abim dedi ki, ben gelirsem bunun kökünden keserim. Sen git ki cezası hafif olsun. Ağabeyin düşünceli adammış. Eyvallah. Öyledir. Hepinizi ayrı ayrı düşünür. Peki abin sana büyüklerin yanında nasıl konuşulacağını, nasıl davranılması gerektiğinde öğretmedin mi? Bizim bütün büyüklerimiz kabristanda. Benim bir tane büyüğüm var. Abim. Sen niye geldin yeğenim? Benim bu saatten sonra sana büyük küçük öğretmeye mecalim yok. Bizi büyük saymıyorsan ne demeye geldin? O ki barışmak istiyorsunuz. Yaptığınız hatanın telafisi derdindesiniz. Abimin şartını söylemeye geldim. Senin abin kim ki bize şart koşuyor? Dünkü çocuğa yol verdiniz. O da sizi bir şey zannedip ayağımıza dolandı. Fazla sallıyorsun. Bir daha sallarsan o parmağını keserim. Bak işte. Dediğim bu. Yanınızda havlıyor. Neden sizi bir şey zannediyor? Kurt kocayınca böyle eniye maskara olur. Dedim mi? Dedim. Dedim.
de ki bir kez daha yaparken görürsen gelir boynunuzu keserim.